Yunanlar şimdi Montana adı verilen bölgenin büyük bir kısmıyla Güney Dakota bölgesi Kızılderililerin elindeydi. Bu arazi onların elindeki en son arazi parçasıydı ve onu korumak için büyük bir mücadele vermişlerdi. Bu film o zamanda yaşamış efsanevi bir kadının hayat hikayesidir. Hikayenin büyük bir kısmı Montana'nın bu bölgesinde yaşayan iki Kızılderili kadının ağzından yazarımız tarafından kaleme alınmıştır. Dedim. Nesin sen? Tuzum mu? Ben bir kara ayağım. He? Tekrar et. Ben bir kara ayağım. Kara ayak mı? Ama tuzu dili konuşuyoruz. Annem tuzuydu. Yoksa baban da mı bizden? Yürü bakalım. Büyük baba, yine ne yakaladın? Bir kara ayak kadını. O senin için çok genç büyük baba. İstersen onunla ben ilgilenebilirim. Kes sesini. Hey ufaklık, bak ne yakaladım. Kim bu kadın? Ne? Kim bu kadın? Bir kara ayak ama dilimizi biliyor.
Burada ne arıyorsun? Kabilemden kaçtım. Neden kaçtın? İki adam öldürdüm. Kocamı vurmuşlardı. Başka kimsen yoktu. Ona ne yapmayı düşünüyorsun büyük baba? Alıkoyacağım. Peki adını ne koyacaksın? Melez kanlı kadın. Ben bir kızılderili kadınıyım. Kimse sana bir şey sormadı. Çadıra gel de karınla tanış. Yürü. Yürü. Annesi Tusu olan melez bir kadın olduğunu söylüyorlar. O benim kız oldu. Onu ben yakaladım. Sakin ol büyük baba. Annen Tusu muydu? Evet. O halde aramıza hoş geldin. Sana ne ad taktılar? Melez kanlı kadın. Bu adı almak için seni çok beğenmiş olmalılar. Bu kabilede her şey çok açıktır. Bizde de öyleydi. Burada yapacak çok işin olacak. Tusu kadını ağır işten çekinmez. Bundan şüpheniz olmasın. Benimle kalabilir değil mi? Onu ben yakaladım. Benim çadırımda kalabilir mi? Bizimle kalacak. Bu çadırda bir kadın yeterli. Bacağın kırık ava çıkamıyorsun. Burada yeterince doyuracağımız insan var. Bu çadıra bir kadın yeter. Çadırdan uzak duracaksın, anladın mı? Geçenler de çadırına girmiş. Önce kadını çadırına çağırmış. Sonra da ben çağırmadım demiş. Aslında kızı çağırdığı duyulsun istemiyormuş. Ama yine de çağırdığını inkar etmiş işte. Ve kız bunun farkına vardığında çok kızmış. Adamın üstüne saldırmış ve onu çadırdan dışarı atmış. Adam da paniğe kapılıp bu kadın çadırıma neden girdi diye bağırmaya başlamış. Neden saçını toplamıyorsun? Böyleyse hoşuma gidiyor. Kadınlar saçlarını toplamalıdır. Bu kabilenin kadınları saçlarını her zaman toplamaya dikkat ederler. Çalışıyor musunuz? Yoksa dedikodu mu yapıyorsunuz? İşin bitince atların battaniyelerini al ve yıka. Az sonra gelip bakacağım. Kolye. Çok güzeldir. Değil mi? Bu da kurdele. Saç için. Bunlar da altın küpeler. Al bu senin. Hediye. Bende bunlardan çok var. Sen avdan bufalo boynuzu getir. Değişelim. Ha? Al. Çok güzel bir şeydir. Bak. Ya, öbür türlü. Evet. Hadi baksana.
Onu büyüttüm. Bak. Gördün mü? Güzel değil mi? Çok güzel. Bak. Bu da ayna. Ve boncuklar. Boyun için. Hı? Başardın Kanlıs. İki aygır daha bulursam iş tamam. Dilerim işlerin yolunda gider evlat. En iyi atımız bu. Bu atı çok severim. Bunu bir hediye olarak kabul etmeni istiyorum. Sebebi ne? Hayatımı kurtardım. Lütfen kabul et. Teşekkür ederim. Bunun adı ne? Kahraman. Güzel bir isim. İyi bir at ismi. Sana bir hediyemiz daha var. Kızıltüy! Hey! Eğer bunu giyersen çok mutlu olacağız. Kardeşiz. Kardeşiz. Büyük baba yine yabancı avına çıkmış. Bazen yemek yemeyi bile unutur. Fark ettin mi? Evet. Çok akıllı bir tüccardır ve alışverişte eli oldukça da açıktır. İyi anlaşacaksınız. Bunu sağlayacağım. Onun üstündeki ne? Kızımınki mi? Hangisi? Şu bacaklarının arasındaki şey. Şaka mı yapıyorsun? Yok. Sizinkiler böyle kemerler takmaz mıydı? İlk defa burada görüyorum. Bekaretlerini nasıl koruyorlar? Bekaret mi? Bu kabilede bekarete çok önem verilir, tamam mı? O kadar komik bir şey ki bu. Ama işe yarıyor. Gülme. Gülme, çok ciddiyim ben. Hadi gidelim, acele edin. Burası emin bir yer büyük baba. O senin gerçekten büyük baban mı? O büyük babamın babasıdır. Tam 90 yaşında. Yine de oldukça sağlıklı. Bu çok doğal bir şey. Çevresinde binlerce bakire dolaşıyor. Sen gerçekten delisin. Dikkatli olun. Yabancılar geliyor.
Ne oluyor? Kımıldama. Pekala. Güzel. Evet, güzeldir. Şekerden daha güzel. Hiç şeker yedin mi sen? Evet. Sevdin mi? Evet, ama bu çok daha güzel. Karayak kampında melez olduğunu duymuştum. Evet. Yani bizdensin. Yok. Nereden çıktı bu? Annem bir Sinopiydi. Ama beyaz dili konuşuyorsun. Elbette. O dil bana hep kaba geldi. Çünkü gerçekten kaba da ondan. Hangi dilde dua edersin? Dua etmem. Ben senin için de ederim. Karayak dilinde mi yoksa Tusu dilinde mi? Tusu. Güzel. Sonra tekrar gelecek misin? Pek sanmıyorum ama belki siz de bana gelirsiniz. Yani avdan sonra. Pazarlık için. Dışarıdaki sığırlar kimin? Senin. O gidince onlara ben bakarım. Beyaz adam onları çalmış mı? Senin mi? Yok yok, elindeki her şeyi hakkıyla kazanır o. Yok, hayır. Beyaz adamın bir sürü kadar çok sığırı olduğunu duydum. Doğru. Üstelik her gelene de sürüyü gütmek için iş veriyor. Ama bu bana ters. Babam bir köleydi. Ama annem Tusu'ydu. Köle ne demek? Köle siyah adamdır. Sahibi de beyaz adamdır. Sahibi mi? Sahibi. Siyah adam nedir? Hiç zenci görmedin mi? Vay vay. Vay vay. Selam Melaskan. Selam Sinir. Demek beni buldunuz. Dışarıdakiler sizin mi? Evet, çok güzel katırlar. Sana değişmemiz için bir şeyler getirdim. Oh, ne almayı düşünüyorsun söylesene? Bir kabile reisinin bu kadar az parası olması çok kötü. Bunlar işe yaramaz. Bana da kahve ayırdınız mı? Dostlarım bu gece burada kalacak. Onları iyi ağırla. Belki dans ederim. Dans etmeyi sever misin? Yoksa yorgun musun? Hiç yorgun değilim. Çok güzel. Bıçağın hala yanında mı? Evet, işte. Sapı hakiki kemikten öyle değil mi? Evet, en az fil dişi kadar değerli. Bu bir fil kemiği. Bu hayvan... Bir atın iki misli büyüktür. Tüyleri ve yelesi yoktur. Ve iki ucunda da kuyruğu var gibidir.
Öyle bir hayvan yoktur. Öyle ama bazı insanlar da bufaloları bilmiyorlar. Bufalolardan bahsetme. Yıllardır bufalo eti yiyemiyorum. Evet, eskiden bufalo avına çıkardık. Ama şimdi burayı korumasız bırakırsak hem malzemelerimizi hem de sürümüzü çalarlar. Biftekten nefret ediyorum. Alırsan iyi olur. En az 10 yıl bufalo eti yiyemeyiz. Neden öyle dedin? Doğru da ondan. Beyaz adamın demir yolu araziyi ikiye böldü. Şimdi onu da ikiye bölecek bir demir yolu daha yapıyorlar. Yeni demir yoluna engel oluruz. Eskisi gibi mi? Artık işi öğrendik. Olabilir ama artık çok geç. Askerlerin şefi Kastır, sizin şu uzun saçlı dediğiniz, halka tepelerde sarı demir olduğunu söylemiş. Tusular onları durdurur. Orduya gerek kalmaz. Nasıl? Az daha unutuyordum. Sizin tüfekleriniz var değil mi? Ha, av için. Sadece av için ha? Onları savaşta da kullanacak mısınız peki? Eğer gerekirse. Bir gün gerekecek. Zamanı gelince. Eski şeylerin hepsi gidecek. İnan bana, ileride tabiatın vahşiliğin ne olduğunu hatırlamayacaksın bile. O zaman ne olacak biliyor musun? Her şey beyaz adamın olacak. Beyaz adamın yöntemi bizimkinden farklı Pipe. Ama yine de bize benzer yönleri var. Biftek sever misiniz? Dostlarım, şimdi Melez Kanı bize bir Pakuni dansı sunacak. Ben de çalmaya hazırım. Sağ olun. Galiba çok belli ettik ha. Peki ya cephane? İstediğin kadar. Ordu hala bunlardan kullanıyor. Alacağın her tüfek için sana ekstra mermi ve cephane veririm. Yerinde olsa mahbap bu tüfekleri alırdım. Silahları incelerken düşün. Acaba kadınların hoşuna giden bir şey var mı? Şu iki battaniyeyi alıyoruz. Biraz da şekerlerden. Şu kumaştan da iki elbiselik alacağız. Pekala. Size hediye olarak şu iğnelerden bir kutu veriyorum. Şu boncukları da alıyoruz. Kocam için biraz da tütün alıyorum. Şunları gördünüz mü? Hayatımda gördüğüm en iyi mallardan biri. Bak şuna. Hiç zarar görmeden işlenmiş. Ne dersin? Yine de işi bitmemiş. Evet biliyorum. Aslında ben de bunu işleyebilecek birini arıyordum. Kocamın sarı pelerinini gördün mü? Evet, harika bir şey. Onu Melez Kanı yaptı. Vay vay. Peki ya şu? Yok. Eminim bu gece çok yorulmuşsundur. Ne diyordun? Ya böyle bir şey isteyemem. Bu arada... Evet. Burada ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Depoda emrinizde. Hem ışık durumu da iyidir. Işık durumu iyi. Ama eminim yorgunsunuz. Yorgun falan değil. Peki o halde? Tamam. Elbiseni bitiririm. İstediğin de bu değil mi? Evet. İstediğim buydu. Sizinle sabah yeniden pazarlık yapacağız bayım. İyi geceler. Evet ha. Ne istersen yap. İğneler şurada. Ufak düğmeler ve iplikler de hazır. Şurada çalışman uygun mu? Evet uygun. İşte.
İstersen ben keseyim. Bugün benim doğum günüm. Biliyor muydun? Öyle mi? Evet. Hayallere inanır mısın? Evet, inanırım. Doğum günümde battaniye altında güzel bir kadınla dans etmeyi hayal ederdim hep. Evet. Kızım beni öpmesin. Öptün mü? Evet. Hem de birçok defa. Elbisen... Yarın yaparsın. Bu beyaz adam yatağı mı? Evet, doğru tahmin ettim. Çok yüksek. Yerden çok uzak. Fazla yüksek değil. Neyin var? Dünya tersine döndü. Yo, sadece yataktan düştün. Gel hadi. Yo, o yatak hiç rahat değil. Pekala. Evet, haklısın. Böyle daha iyi. Bereskan'ı. İki şey istiyorum. Biri benimle beraber burada kalman ve diğeri seninle birlikte geri dönebilmek. Ama bu imkansız, yani şimdilik. Birkaç güne kadar kuzey sınırına gideceğim. Kanada'ya. Benimle gel Meleskan. Benim kadınım ol. Senden benimle evlenmeni istiyorum. Biliyorum. Gelir misin? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Seni tanımıyorum Sinar. Yeterince tanıdığını sanıyorum. Seni çok değişik buluyorum. Diğer insanlardan farklısın. Sen bazen çok ilginç oluyorsun. Tıpkı bir beyaz gibisin sen. Beyaz adamın düşüncesini anlamıyorum. Mesela bu evi de anlayamıyorum. Yerinden oynamıyor. Oysa oynamalı. Büyük ruhun bize verdiği hayvanlara sahip çıkıyorsunuz. Ben bunu da anlamıyorum. Neden? Neden ekim yapıyorsunuz? Oysa çevrede koparıp yiyebileceğiniz her şey var. Anlayamıyorum. Beni anlamıyorsun Meleskan.
Bütün mesele bu değil. Emin değilim. Sen dönene kadar bekleyeceğim. Fazla uzun kalmayacağım. Kaç yıl? Belki bir yıl. Bir yıl? Bu... Evet. Bu çok uzun, uzun bir zaman. Bir koca bulacağım Meleska'nı. Bahara kadar bekle. Şimdi kışa hazırlık yapmak zorundayız. Bekle! Bekle! Beklesene! Beni anlamıyorsun. Yeter artık! Sus! Seni 4 kez uyarmıştım. Senin anlaşamıyoruz işte. Bu işe bir son vermeliyiz. Seni evimden kovuyorum. Gerçekten kovuyor mu? Evet. Yarın sabah onu yine kovar. Ertesi sabah da. O da her kadın gibidir. Emin ol bugün bir daha tartışmazlar. Tanıyor musun? Evet, seni tanıyorum. Sen güçlü bulut değil misin? Elbette tanıyorum seni. Ne yazık ki uzun süre halkımdan uzak kalmak zorundaydım. Ama artık döndüm. Bir sürü düşman öldürdük, bunu unutmayın. Hepsinin atlarını da aldık. Güzel. Daha dün gece senin güçlü bulut dediğin kişi 2 düşman öldürdü. Üstelik bunu yardım görmeden yaptı. Evet, bu işi tek başıma yaptım. Tek başıma yaptım. Güçlü bulut... Bence biraz abartıyorsun. Hayır, doğru söylüyor. Dün gece beyazların kampını gördük. Ve dağın ardından yaklaştık. Dans ediyorlardı. Atları 2 kişi bekliyordu. İkisini de bıçakladı. Gırtlaklarını kestim. Tusu yöntemiyle. Ve atları da ele geçirdik. Kaç tane at var? 5. İyi mi? Peki neredeler? Onları nehir kıyısına bıraktım. Gel. Göstereyim. Kadar güzelsin sen. İşte. Oradalar. Hepsi de iyi. Özellikle biri çok güzel. İşte. Ona Deli At adını taktım. Hadi Deli At, göster marketini. Gördün mü? Çok güzel bir at. Delilik her hareketinden akıyor. Bence de güzel bir at. 5 yaşında olduğunu sanıyorum. Diğerlerinden çok daha güçlü. Sadece o bile yeter. Ona kimse binemez. Binilemeyecek at yoktur bana göre. Sen kimsin? O siz yokken geldi. Ailemle birlikte yaşıyor. Eminim hayatı boyunca da atlarla yaşamıştır. Öbürleri de fena değil. Ama şu... Bana 4 gün izin verin, ona bineyim. Binemezsen benim atımı alırsın. Eğer başarırsan benim olur. Bu sana haksızlık olur. Hangisi senin atın? İşte. Yaşlı bir eşekle bozma olmalı. Madem o kadar basit, istersen ona binmeyi bir dene. Sen Tusu musun? Tusu olmayacak kadar kaba bir kadın. O bir pakuni.
Bakuni kadını ha? Eğer o ata binebilirsen sana istediğin her şeyi alırım, her şeyi alabilirim. 4 gün ver bana. Atından olacaksın. Bakuni. Benim bir adım var. Adım Mereskan'ı. Benim adım da Güçlü Bulut. Yakında atın benim olacak, unutma Mereskan'ı. O halde anlaştık. Evet, anlaştık. Güzel. Büyücü baba, sizden bir ilaç istiyorum. Nasıl bir ilaç? Vahşi bir atı yenmek için kuvvetli bir ilaç. Hangi atmış bu? Güçlü Bulut'un atı var ya. Atı ben de gördüm. İşine yarayacak ilacım yok. Ama sizde her şeyin ilacı vardır. O kadar çılgın bir at için ilacım yok. Ben genç bir adamken küçük bir kasabaya inmiştim. Beyaz adamlar oraya espadum diyorlar. İspanyolca. Atları terbiye ederken çok yavaş davranıyorlardı. Belki de bu çok çabuk terbiye olur. Belki onlar hatalı. Onunla sürekli konuşmalısın. Sık sık da adını söyle. İyi ama daha atın adını bile bilmiyorum ki ben. Yemeğini ve suyunu sen vermelisin. Onu suya sadece sen götürmelisin. Suyu da az içmeli, unutma. Yemek verirken de aynı şey. Sabırlı olacaksın. Sakin ol, sakın unutma. Sürekli adını söylemelisin. Sürekli. Ne yapıyor dersin? Kokusuna alışmasını sağlıyor. Onu nasıl seviyor görüyor musun? Bunların hiçbir faydası yok. Nasıl olsa iddiayı kazanacağım. Kadın soyunmaya başlıyor. Ne? Bu kadın gerçekten deli. Bak elbiseyi burnuna tutuyor. Boynuna, göğsüne. Koku için. Böylece hep onun kokusunu alacak. Hakkuni kadınları çılgındır. Eğer'i kabul etmeyebilir. Sadece battaniyeyi kabul eder. Onu ikna ederim. Hey! Mereskan'ı! Atına son defa biniyorsun, unutma! Hayır! Bugün senin atına ilk defa biniyorum! Giderek yaklaşıyoruz. Yine ne yapıyor bu çılgın kadın? Atı sıkı sıkı tutmaya çalış. Tamam. Bineyince dizginleri bana ver. Anlaştık. Hadi! Beni üstünden atmaz. Sana bineceğim deli at. Benim olacaksın. Dizginleri ver. Başardı, bindi. Deli at. Sakin ol deli at. Sakin ol evlat. Sakin ol. Sakin ol canım. Başardı. Sakin ol. Sakin ol. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, atı kazandı. Thank you.
yapamayacağını biliyordum. Çok iyi iş başardın. İstersen sen de dinleyi dene. Denemek ister misin? At senin oldu. Kurtlarım. İyi bir at yerine iyi bir adam bulmalısın kendine. İnan bana, atlar erkeklerin yerini tutmaz. Burada yeterince oyalandık. Artık gidiyoruz. Birliklerimiz oldukça iyi yerlere mevzilendiler. Buffalo sürülerini de öne sürünce düşmanın ilerlemesi yavaşlayacak. Burada güzel günler geçirdik. Ama artık gitmek zorundayız. Kaç tane yakaladınız? 32 tane büyük baba. Hepsi o kadar mı? Daha ne olsun? Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Yarış. Ne yarışı? Benimle yarışmak istiyor musun? Neden yarışacakmışım ki? Ne yapmak istediğini nereden bilebilirim? Sadece kulağıma geldi. Kimseye bir şey söylemedim ben. Eğer doğruysa yarışmak istediğini söylemişsin. Hayır, doğru değil. Güzel. Bir kadınla yarışmak istemem. Hele azgınlarla asla. Atını terbiye edemeyen adamlarla ben zaten yarışmam. Sadece şanslıydım. Şans mı? O atla 4 gün uğraştım ben. Şanstı, at. At çok yorgun. Yarış ne zaman olacak ha? Ne yarışı? Az önce bana... Ne zaman? Sen söyle. Yarın. Tamam. Adını değiştirmeye hazır ol. Niye? Niye? Kadına yenilene. Thank you.
hadi. Hadi yetişin, dur. Hadi, hadi. İyi misin? Evet. Bir daha koşabiliriz. Çünkü sakatlandın. Yok. Sen kazandın. Beni rahat bırakacak mısın? Eski bir kara ayak hikayesi vardır. Büyük ruh bir adamla kadını birlikte yaşayacaksınız demiş. Adam demiş ki, tek sözü ben söyleyeceksen beraber yaşayabiliriz. Kadın buna gülmüş ve son sözü her zaman ben söyleyeceğim demiş. Peki son sözün bu mu? Son sözü. Umarım öyledir. Hey büyük reis. Kimsin? Kim olabilir? Güçlü bulun. Gelebilir miyiz? Gelin. Bunlar hediyeleriniz, taze et. Daha bu sabah avladık. Teşekkür ederim. Bir meselemiz var. Evet. Pakuni kadını. Melezkan'ı. Onu sever misiniz? Severim. Evet, tabii. Onu çok seversiniz. Ama demek istediğim, onu nasıl seversiniz? Kızınız gibi mi, kardeş gibi mi? Yoksa başka bir akrabanız gibi mi? Şöyle diyelim, hepsi gibi. Peki ya, biri bu kadını almak isterse ne yapması gerekir? Her zamanki gibi, en iyi olma. Yanlış anlamıyorsam, biri bu kadını almak isterse karşı çıkmayacaksınız. O belli olmaz. Kimin talip olduğunu bilmeliyim. Bu kadınla benim evlenmem uygun mudur acaba? Hı.
olmandan mutluluk duyarım. Harika. Ama bunu bana sormamalısın. Konuşmak istiyorum. Seni bekliyorum. Neyin var senin? Gülümsediğini sanmıştım. Yani bana şey... benimle konuşmak isteyeceğini düşünmüştüm. Bu kadar ileri giden birini istediğini sanmıyorum. Haklısın. Seni tanımıyorum bile. Daha dikkatli olmalısın. Battaniyeni nereden aldın? Satın aldım. İyi bir şeye benziyor. Evet. Çok iyi bir battaniye. Hava giderek soğuyor. Hadi battaniyeni sarınalım ha. Bana kendini anlat. Anlatsana. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Adanın tamamının atların korkulu rüyası güçlü bulut olduğu doğru mu? Evet, adamın tamamı bu. Bazıları senin çok yakışıklı olduğunu söylüyor. Şey var mı? Ve çok gösterişli olduğunu söylüyorlar. Hep en iyi kıyafetini giyermişsin ve iyi boyanırmışsın. 2 sene önce genç avcılardan birinin karısının sana aşık olduğu doğru mu? Hayır, kim söyledi bunu? Duyduğuna göre kabileden bunun için ayrılmışsın. Hayır, sözünü kesmek istemezdim ama böyle bir şey olmadı. Meleskan'a. Hı hı. Kadınım olmanı istiyorum. Bana hemen cevap vermelisin. Bilmem ki. Olabilir. Bu atlar senin büyük reis. 3 tane doru, 1 tane siyah. Ve harika bir kırma. Ordunun damgasını taşıyor. Atlar gerçekten de çok güzel. Meleskan'ı, kadınım olmanı istiyorum. Kadınım olur musun? Evet veya... Hayır de. Evet. Seni çok özleyeceğim güzel kızım. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Senin için koku sürüyorum. Sana da söyleyeyim mi?
Güçlü Bulut. Kimsin? Güçlü Bulut. Kimsin dedim? Güçlü Bulut. Benim adım Neşeli Atır sizi. Ne istiyorsun Neşeli Atırsızı? Büyük baba sabah hava giderken gelebilecek misin diye soruyor. Büyük babaya git ve de ki... Çok erken çıkacakları için atını ödünç alabilir miyiz diye sormamı istediler. Söyle ona bu gece bütün atlarımı alabilir. Onunla sabah görüşürüz. Sana gelince Neşeli Atırsızı. Seni yakaladığında ağlayan atırsızı olacaksın. Hazırlı tavşan. Büyük baba geceğinizi böldüğü için özür diliyorum. Üzüldüklerini göstermek için sana bir hediye yolladı. Ne hediyesiymiş azığı tavşan? Silahın için iki kutu mermi. Sende bir kutu varmış. Belki sabah kadar ikincisi gerekebilirmiş. Bu iş sabaha kadar sürebilir. Büyük baba daha başka adamlar da yollayabilir. Herkes beni dinlesin. Şişman adam, eğer beni duyuyorsan hemen buraya gel. Şişman adam, sen benim iyi dostumsun öyle değil mi? Evet, doğru Güçlü Bulut. Beni dinle şişman adam. Sana çok güveniyorum. Eminim atlarımdan birine binmek çok hoşuna gider. Ben iyi bir tasu ve sadık bir dostum bilirsin. Atlardan birine binmek benim için bir şereftir efendim. O halde tüfeğimi al. Şişman adam. Dikkat et doludur. Güneş doğana kadar burada nöbet tutacaksın. Çadıra yaklaşan kim olursa olsun vuracaksın. Vururum. Hem de gözünden vururum. Güzel. Gözlerinden vur onları. Hem de iki gözünden birden vur. Tamam mı? Ayaklarım dondu. Tüfeğin gerçekten dolu mu? Merak eden olur mu dersin? Bu gece kampta kimse dışarı çıkmaz. Şişman adamı kendilerini vuracağından korkarlar. Artık rahatsız edemezler. Your feet are cold. Bunlar da kim? Meytiler. Kızılderili Fransız karışımı. Onlara Meyti deriz. Yeni bir topluluk. Buradaki insanlardan çok farklıdırlar. Kampımıza hoş geldiniz. Ticaret için gelmedik şef. Sadece ziyaret için geldik. Gelin. Birkaç küçük hediye getirebildik. Birkaç da kötü haber. İyi tütün getirdim. Sizin hakiki tütün dediğinizden. Birkaç da boncuk. Kadınlar ve çocuklar için. Ya haberler? Böyle bir haberi bütün kampları dolaşarak söylemem beni çok üzüyor. Ama yine de söylemek zorundayım. Evet. Neymiş bu kötü haber?
Aramızdan birkaç kişi beyaz adamın dilini okuyabiliyor. Ne yapacaklarını anlamışlar. Ne yapmak istediklerini de. Ne yapacaklarmış? Bütün kabile reislerini toplayacaklarmış. Ya, güzavundan önce mi? Evet. Sebep neymiş? Karatepe'deki yol için. Güneş Nehri ve Boynuz Vadisi için. Neden tekrar pazarlık yapmak istiyorlar? O arazi yasalara göre zaten bizim. Yasayı değiştirmişler. Bunu bilmiyor musunuz? Yasanın değişmesine nasıl izin verirler? Yasaları korumak için askerleri yok mu onların? Değişikliği yapan zaten askerler. Hazırlıkları araziden çıkaracaklarmış. Kimden öğrendin bunu? Kızılok'ta. Kendi gözleriyle görmüş. Bu toplantıya kaç reis katılacakmış? Bütün reisler. Bu zaman kaybından başka bir şey değil. Beyaz adama verilecek cevabı iyi bilirim. İstediklerinin hepsini reddedeceğiz. Topraklarımızdan çıkmayı reddedeceğiz. Kaç gün oldu? Seni arıyordum. Ava çıkmıştık kocamla beraber. Bu güçlü bulut, bu da sinir. Bir dost. Evet, yolum çok uzun. Seni gördüğüme sevindim Melaskan'ım. İyi yolculuklar. Nereden tanıyorsun? Çok önce tanışmıştık. Nerede? Alışveriş için evine gitmiştik. Kiminle? Büyük reis Kızıltüy ve ben. Eskiden. Ne almıştınız? Biraz silah ve yiyecek. Peki onunla... Ne oldu? Şey mi? Ay evet. Ebe'yi çağırayım. Daha zamanım var. Bu ilk ebe'yi olacak. Her sabah sağlıklı bir çocuk ve kolay bir doğum olsun diye dua ettin mi? Evet ettim. Eğer işler kötü giderse senin yaşamını sağlamak için büyücü çağırdık. Sana bir toz verecek. Böylece sen kurtulacaksın. Sonra sana büyülü bir şarkı söyleyecek. Böylece belki bebek de kurtulabilir. Hiçbir hayvanın iç organlarını yemedin değil mi? Hayır. Peki ya kuş? Kuş eti de yemedin mi? Hayır.
kocasının bütün eşyaları çalıdan çıkarıldı mı? Evet. Beklemekten başka çaremiz yok. Benim ilk çocuğum kızdı. Ben oğlan olsun istiyorum. Adını ne koymuştun büyük baba? Bebeğim. Yürümeye başlayana kadar adı kepçe kulaklıydı. Peki sonradan adı ne oldu? Unuttum. Unuttum. Yastığı göğsüne bastır. Umarın mı? Yapsana. Dizlerini de sıkıca yere bastır. Hadi acele et. Bebeği sarmak için geyik derisi getirdim. Hadi. Eğer kız olursa adını Gökgözü koyarım. Gökgözü mü? Bu gece ay yok büyük baba. Gökyüzü karanlık. Güzel bir kızın oldu. İşte Gökgözü. İkisi de yaşıyor demek. Oturan boğa size selamlarını yolladı. Görüşmek için beni gönder. Bunlar güzel günlerimizdi. Kocam gayet gururlu ve güçlüydü. Kızımız neşe kaynağımızdı. Ben de kadınların en mutlusuydum. Her şeyin değişeceğini nereden bilebilirdik ki? Bize katılmaya karşı çıkanlarınız varsa bunu bir defa daha düşünsünler. Geleceği düşünün. Parilken Ищу все я гадышко Ты Че кара Шпадетство Ты Адым Кара Чембер Кара Аяк Текунилернен рейси Ираке Нева Джетта Ахилерек Диха Хоэрекку Баштире Баситти Гашпасак Шуну иже билин. Beyazların dünyasını hiç sevmiyorum. Beyazların yöntemini de. Aslında hiçbir beyaz adamı da sevmem. Ya kendi çırı bu var şu. Dakota. İşte bu her kızıl derili beyazların korkak ve alçak olduklarını bilmelidir. Onlar her zaman bizi kandırmak isterler. Çırı bu var. Dikere. Dakota işte bu dertli var. Hura ya kendi. Piyettes surk, ne var ne var patiş piyettes surk. Babi se kuste, alam ni hat bir şey yok, hiç bakarak çıksak. Oturan boğa eğer size katılmazsak ileride bunun acısını çekeceğimizi söylüyor. Benim kabileme gelecek her tusu da görecektir ki ben daha savaştan kaçacak kadar yaşlanmadım. Buna inanmalısınız. Heh. Ewa kop kijk, bikje, mijn spiegbaar is maar kort. Bikje, bikje, kom kom maar. Daha fazla kalamayacağım için üzgünüm. Halkımı ava götürmek zorundayım. Bırakın gitsin. Geçen ay nehirde ne olduğunu o da biliyor. Nedense Boynuz Dağı'nın ardında kamp yapan 700 askerlik birliği görmezlikten geliyor. Oturan boğanın demek istediği şu. Eğer beyazlar savaş istiyorlarsa onlarla savaşacağız. Montana sınırı, Haziran 1876, Büyük Boynuz Dağı. Hadi, savaş zamanı! Hey!
bebeği kampın emin bir yerine götür. Dur. Hadi bakalım gidiyoruz. Herkes kampı boşalsın. Az sonra hücum edecekler. Çabuk, çatışma başlıyor. Büyük baba nerede? Atıma iyi bak. Kızılcık. Büyük baba gel. Gel hadi büyük baba. Askerlerin durumuna baktım. Saldırmaya niyetleri yok galiba. Büyük baba ateşe başladılar. Kadınları emin bir yere götür çabuk. Kampın hemen dışında askerler var. Bütün askerler ölüm. Ölüm. Sakın savaş giderek kızışıyor. Birçok kardeşimiz öldü. Birçok kardeşimiz. Benim zamanımda erkekler savaştan haber getirmek yerine savaşmayı yeğlerdi. Anladın mı? Sakin ol. Gidip su stoku yapsak fena olmaz. Tutsana şunu. Nereye gidiyorsun? Güçlü bulutu bulmaya. Gelene kadar beklemelisin. Onu bulman çok zor olabilir. Savaş çok kanlı geçiyor Melezkan'ı. Yol yakınken uzaklaş buradan. Melezkan'ı! Gel de yardım et! Güçlü bulutu gördün mü? Evet bir şey yok. Onu gördün mü? Onu gördüm. Nerede? Kampa doğru yürüyordu. Atı yok muydu? Yürüyordu dedim evet. Atını göremedim. Lütfen yardım et bana. Şapkasını ve silahını alacağım. Ceplerine baksana. Sen de kalsın. Deri cüzdana ihtiyacım yok benim. Bunu alacağım. Yüzük de senin olsun. Yardımına karşılık. Al hadi. Gel de şuradakine bakalım. Yine paylaşırız. Yok. Ben kocamı bulmalıyım. Thank you.
Onu iyice sar. Eğer üşürse ayaklarına sıcak taşlar koy. Kolunun altına da eğer ayılır ve acıktım derse, evet, ona beyaz ekmek ve et vermeyeceğim. Sakın yağlı et verme. Sakın ha. Kanada yüzlerce şayan ve kara ayak kadını gibi General Custer'ın birliklerinin Büyük Boynuz Dağı'ndaki yenilgisinde erkeklerinin yanında yer almıştır. Bu toprakların kazanılması onların ölüm kalım meselesiydi. Ancak bu zafer onların geleneksel yaşantılarını bozmuştur. Buffalo avları ve kamp kamp gezmeleri sona ermiştir. Atını bırakıp kaçan askerin hikayesini duydun mu? Yanlışlıkla bizim tarafa doğru koştu. Tabii adamın sonunu tahmin edebilirsin. Şişman adam atı da adamı da öldürmüştür. Yo, sadece adamın kafasını çadırında saklamak için kopardı. Bana kalırsa büyük bir zafer kazandık. Ben gençken zafer bu kadar uzun sürmezdi. Anlatabiliyor muyum? Sürmez miydi? Eskiden kolay kazanılırdı. Bir dahaki sefere daha çabuk oluruz. Bu bitti artık. Thank you.
Adım Solakboğa. Bu kabilenin reisiyim. Adım Solgunboğa. Ben de Tusuyum. Bu kabilenin reisiyim. Onları nereye götürüyorsun? En yakın merkeze. Merkeze mi? Neden? Askerler her yerden saldırıyor. Yakında sadece kara tepelerle yetinmeyip Güneş Nehri'ni ve Büyük Boynuz Dağları'nı da alacaklar. Hiçbir Şayen ve kara ayak ellerinden sağ kurtulamıyor. Hepsini öldürüyorlar. Biz de kaçmak zorunda kalır. Yellowstone'la dağın arasındaki kamp yerlerini biliyor musunuz? Hani pamuk ekimi yapılan yerler. Evet, biliyorum. Askerler orada mevzileniyor. Her yeri dikenli telle çeviriyorlar. Yani yakında bütün buraların hakimi onlar olacak. Ne demek bu? Şu melezler her zamanki gibi orduyla işbirliği yapıyorlar. Ben de halkımı kışı geçirmek için bir merkeze götürmeyi düşündüm. Yakında kış gelecek. Daha güz bile gelmedi ki. Biliyorum. Ama bu gerekli. İyi yolculuklar. Size de. Gelecek gökyüzü. Ormanlar geyiklerle dolu.
olabilirler. Şişman adam. Ne var güçlü bulut? Atımı almana kim izin verdi? Sen verdin ya. Ben mi? Ben mi? Evet güçlü bulut. Bu sabah izin verdin ya. Bana atımı alabilirsin şişman adam demiştin. Hatırlasana. Yalancı. 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 Yapma. Yalancı. Yalancı. Alsın al. Yalancı seni. Yapma yapma. Çıldırdın mı sen? Öldüreceksin adamı. Bak beni bak. Dur yapma. Yapma. Bağışla beni. Özür dilerim sevgili dostum. Unutmuşum. Atımı alabilirsin. Senin olsun. Senin olsun dostum. Almanı istiyorum. İlaç istemeye geldim. Ne için? Kocam için. Savaşta yaralandığından beri, çocuğumuzun ölümünden beri o çok unutkan oldu. Bugün de çıldırır gibi oldu. Evet. Ruhu zaman zaman vücudundan ayrılıyor olabilir. Ama yine de güçlü ve sağlıklı. Endişelenecek hiçbir şey yok. Lütfen ona ilaç yap. Uzun zaman önce bana atı yola getirmek için ilaç istemeye gelmiştim. Vermemiştim. Şimdi de verecek ilacım yok. Diğerleriyle ava gitmiyor musun? Giderim. Ne zaman? Neredeyse kış geliyor. Eğer daha fazla beklersen... Canım istediğinde giderim. Güçlü bulut. Ben açım. Kampta yeterince yiyecek var. Çok az. Üstelik de bizim değil. Dilenmeye niyetin yok. Canım istediği zaman.
Bakıyorum karını iyi avcı. Sen oyununa bak. Öncelik konuğumuzda. Peşin dönecek değil mi? Evet. İki atın ve çadırın. Benden de iki at ve 4 bufalo. Benden de 2 at, tamam mı? Hadi. Tusularda kadınlar mı ava gider? Sizde de her işe burnunuzu sokmak adet midir? Dilimizi iyi konuşuyor. Bakalım zarı da o kadar iyi atabiliyor musunuz? Hadi. At. Ben kaybettim. Devam edelim. Kaybettim. Atlar için teşekkürler dostum. Elini de elinden almak istemezdim ama kaybettim. Karını ava yollamamalısın. Karım seni çok mu ilgilendiriyor? Belki onu da kazanmak istersin. Şimdi onu koyuyorum. Ve atını. Kazandıklarına karşı. Böyle bir kumar oynamak istediğinden emin misin? Senin zaten bir karın var. Bunu da ava yollarsın. İstersen onunla sevişebilirsin. Benim karım yok. İşte sana bir fırsat. Atı da senin olur. Anlaştık mı? Kazandıklarımın hepsini zarda kaybetmemi bekleme benden. Peki sen neyi tercih edersin? Güreşir misin? Korkaklarla güreşmem ben. Güreşmeyeceğim kadar zavallısın. At üstünde kapışacağız. Kazandıklarıma karşı karım ve atı. Tamam. Tamam. Neden? Neden yapıyorsun? Kes sesini kadın. Beni kaybetmek mi istiyorsun? Seni zaten kaybetmedim. Hazır mısın dostum? Ben senin dostun falan değilim. Seni öldürmeye hazırım. Ben de senin dostun değilim o halde. Ben de hakeminizim. Gereksiz hareketlere izin vermeyeceğim. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Melez kanı için dövüşüyorlar. Bidat için. Kaybedecek. Kimse kimseyi öldürmeyecek. Onu öldürecek kadar kızgın değilim. Ölüm dansını hazırlayın kendinizi. Sırtı yere gelen karşılaşmayı kaybeder. Başlayın. Yeter, kalkın hadi! Kalkın!
Yeter! Adamın kolu kırılmış. Hemen büyücüye götürün. Yeter artık. Bir şeyi unutuyorsun. Karımı. Ama sen kazandın. Bir erkek gibi davranan kadına ihtiyacım yok. Hayat boyu utanacağım ha. Onu sana veririm gider, anladın mı? Al, o senin olsun. Al, al, senin olsun. Kim istiyorsa alabilir onu. Artık benim değil. Güçlü Bulut. Güçlü Bulut. Ne yaptığını sanıyorsun ha? Seni istemiyorum artık. İstemiyorum seni. İstemiyorum yeter, seni. Yeter, nefret lütfen. Ediyorum senden. Nefret lütfen, ediyorum. Yapma. İstemiyorum seni. Güçlü Bulut. Gel. Güçlü git buradan. Gel. Zorlama. Beni buna zorlama. Zorlama dedim sana. Git buradan. Git. Kadını benim. Bırakın gitsin. Yeterince acı çekti. Bırakın gitsin. Kocanın birçok akrabası var. Artık burada emin sayılmazsın. Git Melez kadın. Atını al ve git. Git. Thank you.
Adım Melez Kanı. Sinar'ı arıyorum. Merhaba Melez Kanı. Nasılsın? Karımla tanıştın mı? Adı Ay Kadını. O da bir pony. Bir kelime bile tusu bilmiyor. Sinir yok ama yakında dönecek. Gel de içeride bekle. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Melez Kanı? İyiyim Sinar. Yorulmuş olmalısın. Evet. Çok uzun yoldan geldim. Bana mı geldin yoksa başka bir yere mi gidiyorsun? Sana geldim. Neden? Çünkü burada, Montana'da kalmak istiyorum. Artık orada yaşayamam. Geldim çünkü senden arazi almak istiyorum. Bir çiftlik kurup inek yetiştireceğim. İnekleri nereden bulacaksın? Senden tabii. Kocam, kocam ve kızım öldüler. Ben de yeniden başlayacağım. Bana arazi satacak mısın? Elbette. Ama bu arazinin hepsi benim değil. Üstelik sığırların çoğu da benim değil. Burada banka kredisi denen bir şey vardır. Bir de kooperatif vardır. Ne dediğimi anlıyor musun? Ancak bu yolla alabilirsin. Hayır. Beyaz adam gibi konuşuyorsun. Öyle olmalıyım. Bana sen söylemiştin bunu. Evet, haklısın. Ama her şey değişti. Bana yardım edecek misin? Belki arazi almana yardım edebilirim. Evet. Evet, niye olmasın? Sen de nasıl olsa vergilerini ödersin. Hiç İngilizce biliyor musun? Hayır. Ama baban bir beyazdı, öyle değil mi? Benim babam da bir kara ayaktı, biliyorsun. Yo, bir beyazdı o. Anlasana, sözleşme imzalarken böyle demek zorundayız. Sen de beyaz kadınlar gibi giyineceksin ve bir beyaz kadına da bulacaksın kendini. Benim adım Melez Kanı ve ben bir kara ayağım. Uzun süre tusularla yaşadım. Tamam, öyle olsun ama soyadın ne olacak? Jones mu, Smith mi? Babam bir beyazdı, unutma bunu. Bak, bende beyaz adamların yeşil kağıtlarından var. Dur bakalım. Nereden buldun bunları? Büyük boynuzda. İşte gördün mü? Sana söylemiştim. Yakında burada eskiden eser kalmayacak demiştim. Hatırlıyor musun bütün bunları? Yanılıyorsun. Ben hiçbir şeyi unutmayacağım. Çok üzgünüm ama burada yeteri kadar para yok. Özür dilerim. Şey...
Bir de bu... bu vardı. Bak sen. Evet. Bunun büyük taşı elmas. Küçükler de zümrüt olmalı. Ve bu masadaki bütün para kadar değerli. Arazi için yeterli mi? Evet. Ama daha iyi bir fikrim var. Al. Sen de kalsın. Benim zaten arazim var. Üstelik sürüm de var. Bunları benimle paylaş Melezkan'ı. Paylaşmak mı? Nasıl yani? Evlenelim. Ne diyorsun? Melezkan'ı tam 102 yıl yaşadı. Hayatı boyunca daha çok güçlüklerle karşılaşmak zorunda kaldı. Kızılderililerin bir ulus olarak toparlanma çabalarının suya düşüşünü gördü. Daha sonra torununu 2. Dünya Savaşı'na yolladı. 1953 yılında öldü.